Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Üşümüyor musunuz ya? Siz geldiğiniz için de giyeceğim. Allah'tan teşekkürler. Evet ya, ben biraz hızlı hazırlandım aslında da birazcık benim koşturmam var. O yüzden hızlıca hazırlanıp geldim. Süper. Mapalar her şey için. Şeyi Aten'in mi? Evet, çok beğendim ya. Yani renklerini çok beğendim, açılarını çok beğendim. Çok iyi görünüyor. Bakalım, bilmiyorum. Merak ediyorum ben de. Can Bey'le Can Yaman'la en son. Bu soruyu... Yani o durum, ben uzun süredir senaryo okuyorum aslında ve senaryosunu okuyup sevdiğim bir işti. Hikayesini, karakterini sevmiştim. Arap kadını canlandıracaktım. Ben de Arap kökenliyim bu arada. Aslında ortada böyle verilmiş bir söz yoktu. Sadece evet işi beğenmiştim. Sonra... Ama imza falan hiçbir şey atılmadı. Hayır, imza yoktu. Sadece bizim Faruk Bey'le karşılıklı tatlı sohbetlerimiz evet. oldu. Onun dışında aslında öyle bir ben kabul ettim ve geri çekildim gibi bir durum yoktu. Bu haber... Olabilir olmaya denilir yani. Aynen öyle. Zaten açık bir iş şu anda. Yani evet, ikinci bölümü, üçüncü bölümü okumadan kabul etmem gibi bir durum vardı aslında. Onun dışında öyle kabul ettim ve geri çekildim gibi bir durum yok dediğim gibi. Sonuçta hala senaryo duruyor. Olabilir, olmayabilir arada. Yok, ben artık yokum. İşte aslında kendi, öyle bir... Kendi isteğiniz artık yok. Evet, kendi isteğimle yokum yani. Yani evet, diğer tarafı soruyorsanız... ya hayatta baktığım bir yer var ve o kadınlarla ilgili özellikle benim için çok önemli. O kadına şiddetin ya da işte o kadının yerildiği hiçbir işin içinde olmak istemiyorum ben aslında. Ve ben bu sene birçok iş reddettim aslında bu yüzden ve... Senaryodan dolayı mı yoksa Can Bey'in son haberlerinden dolayı haberler mi size geri çekti? Yani kendisini tanımıyorum ama tabii ki o röportajda birazcık etkili olduğu bu durumda. Ama dediğim gibi zaten ertesi günü biz daha söylemeden cevabımızı Faruk Bey arayıp, kendisi menajerimi arayıp biz de projeden çekiliyoruz ve projeyi yapmıyoruz demişti. Yani şu an nedir akıbeti bilmiyorum projenin ama ben yokum projede. Peki sizin de yeni bir projeye dahil olduğunuz söylentileri çıktı. Çıktı artık, menajerim... çıktı. Bunu... Yani tabii ki paylaşamıyorum ama aşırı heyecanlıyım. Evet, anlaşma aşamasında. Sonra onu da konuşacağız. Evet, onu da konuşuruz ama evet öyle bir şey partner var şu anda. Peki, çünkü son dönemde oyuncuların partner seçimleri de söz konusu. Sizin böyle bir düşünceniz ya var benim mıydı? Partner seçimi gibi bir durumum yok ama tabii ki oyun oynamayı çok seviyorum ve iyi bir oyuncuyla oynamak istiyorum kendi açımdan. Galiba okeylendi. Burak Deniz zaten. Biz çalışmaya başladık aslında. Burak Deniz, Özcan Deniz evet. ve ben. Çalışmaya başladık biz aslında. Özcan Bey de dizini aynı zamanda oynayacak. Senaryosunu da galiba kaleme alıyor. Evet, kendi Özcan Bey ise. Aynen. Evet, Özcan Bey ile çalışmak oynayacak. Hem oyuncu olarak hem senaristlik olarak. Genel olarak çok güzel bir şey. Çünkü ben çok seviyorum uğraşan ve çalışan, durmayan insanı ve gerçekten Özcan da öyle ve ben çok mutluyum onlarla şu an çalıştığım için. Peki Özcan Bey'den teklif ilk geldiğinde neler hissettiniz? Yani biz öncesinde zaten öyle bir konuşmuşluğumuz vardı. Fakat ben yine de senaryo okumaya devam etmek istiyordum. En son tekrar bir daha görüşelim gibi bir durum olunca senaryo okudum ve evet tamam ben bu işin içinde olmalıyım dedim yani. Ya evet. Çok heyecanlıyım. O hayat karakterini okuduktan sonra da isim karakterini Özcan Bey'le sizin düşünceleriniz ne oldu? Neler paylaşıldı? O kadar detay veremem. Peki Özcan Bey'le çalışmak zor mu? Ben inanılmaz sevdim. O yüzden şu an objektif olamıyorum. Genel olarak şu an insan olarak çok sevdim. Yani hem Burak'la şu an çalışmak hem de Özcan'la çalışmak. Daha sete çıkmadık zaten. Setteki hali başka olabilir diyorsunuz. Bilmiyorum. Hiç sanmıyorum setteki halinin farklı olacağını. Herkes çünkü sadece işini yapmak istiyor şu an. İnşallah hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Uğurlu olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.